Efendim ne yazık ki e, yani bu, bu bu konuda onlarca haber yaptım ama yine de bazılarımız akıllanmıyor diyeceğim. Kusura bakmasın Gülbin Hanımcığım. Gülbin Hanım da işte o akıllanmayan hanımefendilerden biri aramızda. Neden? Çünkü o da e, aşık oluyor, o aşkla gözünü kör ediyor anladığım kadarıyla. Ve e, üstelik 50 yaşında üç çocuk annesi çok da aklı başında bir kadına sonra izleyeceksiniz. Ee, ...evinden arabasından oluyor... ...215 bin liraya arabasını satıyor... ...bu aşk uğruna 2 milyon 750 bin liraya evini satıyor... Orayı. ...30, 75, 100 ve 150 bin liralık 4 ayrı kredi çekiyor... ...kredi kartından 40 bin liralık harcama yapıyor... ...1 milyon 300 bin liralık elinde dekontu da var... Ee, ...ve e, evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ediyor... Yani laf ola beri gele hoş geldiniz diyeceğim ama hiç hoş değilsiniz biliyorum. Çünkü evet. özellikle evinizi satmanıza çok üzüldüm. Hani araba falan yine belki bir derece ama evinizi satacak kadar kandırıldığınızı iddia ediyorsunuz. Ne kadar sürdü bu ilişki? <laughs> Şimdi duygu olarak tabii biraz şey burada Neyse. olmak çok başka bir şey. Bir Canım de... benim. Yani izlemek de hoş bir şey de değil açıkçası. Hani bahsettiğiniz gibi aklı başına olmak yeterli bir şey değil. Çünkü mantığınızın dışında yaşadığınız bir duygu var. Ve hani bir sene önce olan bir şey bu. Bir senelik bir şey mi bu? Hayır hayır. Yani bir sene önce yaşandı ve bir senedir aslında verdiğim mücadele. Ve buraya çıkmak da benim için aslında çok da kolay bir şey değil. Çünkü milyonlarca izlenen bir programdasınız. Ve ben de buna dahil olmak üzere ama... Yani hani benim dışımda hani sizin çözebileceğinize inandığım için hangi süreçte oldu bu? Ya Gülbicim önce sana şunu söyleyeyim. Bak her şey insanlar için. Kimse kimseyi kınamasın. Kimin başına ne geleceğinin garantisi yok. Ama bu dolandırılma mevzularında daha da yeni olduğu için söylüyorum. Bak bu böyle telefonla dolandırılma olayını falan e, açtığımızı düşünüyorum. Belirli bir yaşın üzerindekiler falan hariç. Bununla ilgili çok program yaptık. Onu atlattığımıza inanıyorum. Ama bunu da atlatmalıyız yani. O yüzden herkesin benim de başıma gelebilir duygusuyla izlemesini istiyorum. Hem sizin işinizi çok çözmeyi arzu ederim hem de başkalarına da örnek olsun istiyorum. Şimdi siz ne zaman tanıştınız? Aslında bandımız var izleriz ama sizden de bir dinlemek istiyorum öyle gireyim. Ne zaman tanıştınız bu kişiyle? Ee, Şubat ayında tanıştım. Şubat sonu. Ee, geçen Şubat? Evet geçen sene Şubat'ta. Geçen sene 2022'de. Hı -hı. Ee, akabinde e, çok kısa bir sürede aslında hani bu ilişkiye dönüyor. Neden? 50 yaşındasınız. Onun da belli bir yaşı olduğunu söyledi. Kaldı ki bu o, o bile yalan çıktı. E sonrasında hani beklentileriniz belli belli bir yaştan sonra artık hani paylaşabileceğiniz zamanınızı hani konuşmalarınızı hani bir hayatı paylaşmak adına bir yola çıkıyorsunuz. O açıdan hani çok beklenilecek bir durum da değil. Hani Siz o nasıl yaşta... tanıştınız? Gültekin Yıldız'la? Gültekin Yıldız'la bir e, e, sosyal bir platform üzerinde e, tanıştık. Tabii tanıştığımız şöyle, yani hani böyle boş bir anınıza mı geldi artık öyle mi diyeyim? Yani duygusal olarak biz duygusal varlıklarız. Ben evet üç çocuk annesiyim, nitekim sorumluluklarım var ama bir taraftan da duygularınızın aslında bir boşluğu da var. Bugüne ait bir boşluk da değil aslında, ta geçmişten gelen ben 50 yaşında olabilirim ama çocukluğunuzdan var olmayan duygularınızı işte hala o boşluklarla ve yanlış boşluklarla dolduruyorsunuz. İki ay sonra bu araba meselesi ortaya çıktı. Yani Yok, şöyle Yok ama oraya atlamayın. Şimdi Hı -hı. siz kaç yılında boşandınız? 2014. 2014 çocuklar kaç yaşında? Şu anda mı? Evet. E, kızım 26 yaşında, ortancam 20 yaşında, ufaklığım da 14. Onları da büyütmüşsünüz artık hani belirli bir yere getirmişsiniz e, sonra bile mi tanışım mi istediniz aslında? Ya şöyle tanışma amacı e, zaten hani evlilik üzerine çünkü hani ben herhangi bir, bir böyle hani normal bir ilişki hani böyle bir beraberlik yani sadece cinsellik üzerine kurulup bir hayat benim tercihim değildi hani amaç belliydi hani evlilik de insanların kararlı olması gerektiğini düşünüyorum. E, bir şey sorabilir miyim yani? Tabii. hani bizim yaş grubumuz için söylüyorum. Ee, yani nasıl cesaret ettiniz sosyal medyadan bu kadar şey okuyorsunuz bakın gençler arasında hı hı. şunu söyleyeyim sosyal medyadan tanışan arkadaşlık eden evlenen çok kişi var ama onlar farklı bir kuşak bunu kabul etmek lazım Bakın şimdi bu kuşak farkını ben kabul ediyorum onlar farklı bir kuşak tanışıyorlar ama e, onların mesela çok geniş kendilerine ait de bir sosyal platformları var. Lisedeki arkadaşını ekliyor, onun lisedeki arkadaşları ekleniyor, ortaokuldaki arkadaşlarını ekliyor. Şimdi bir de bizim gibi değil ki eskisi gibi. Biz kendi mahallemizde ilkokulda gidiyorduk, oradan ortaokula, en yakındaki liseye. Şimdi öyle de değil. Yani o kuşak bizden farklı bir kuşak. Onları o şekilde ben algılıyorum. Siz nasıl cesaret ettiniz bize? Hangi sosyal medya platformunda tanıştınız? Adını söyleyeyim mi? Lütfen. Hembe Panjur o ne yani ben Bu pembe panjur normal işte hani evlilik, arkadaşlık diyerek. He bu bir girdiğiniz... evlilik sitesi var. Evet, He. evlilik sitesi. Onu indiriyor musun öyle? E onu ev üzerinden yani? indiriyorsunuz tabi. Aslında bir o kadar da sosyallikten uzak bir insanım. Yani Instagram'ım yok, Facebook'um yok. Tek sosyalliğiniz hani nedir sosyallik? Yani pek onun hani bilmiyorum belki şeyden hani o site o uygulamayı indiriyorsun sonra i̇ndiriyorsunuz. Diyorsun, ben evlenmek mi istiyorum Hayır. Diyorsun. Ay a, e, sitenin adı zaten hani evlilik <laughs> panjur yani pembe panjur pembe panjurun içeriği aslında amacı arkadaşlık ve sonrasında evlilik. Anladım hani Yani baş... giriyorsun, fotoğrafını koyuyorsun, yazıyorsun benim adım soyadım falan. Fotoğrafımı da koymadım. Yani bilgilerinizi giriyorsunuz, sonra paylaşıyorsunuz. İşte sonra işte o profile uyanlar size yazıyorlar. Oradan siz konuşuyorsunuz. Hmm. Konuşma şeklinden zaten ...üç aşağı beş yukarı seçiyorsunuz. Anladım. Ben Sonra se... mesela Gültekin Bey gibi başkaları da yazdılar mı Tabii oraya? Tabii ki yazıyorlar. Ee, so Ay. Sonra siz Gültekin Bey'i nasıl seçtiniz? Neye göre seçtim? Sadece yani orada sa yazılan bazı şeyler var. Sadece yazılanlar değil ki sonra telefonu paylaşıyorsunuz. Telefon konuşmasına göre hani kurduğu cümleler, ifadeler, kendini anlatım biçimi... ...hani sizinle aynı eşdeğer olacağını düşündüğünüz için konuşmaya devam ediyorsunuz. Anladım, peki siz nerede yaşıyorsunuz? Şu anda ha? İstanbul. Gültekin Bey nerede yaşıyordu? Ee, yani varsayıma göre karşıda Ümraniye'de. O da İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da. O da İstanbul. Peki hiç şöyle düşündünüz mü? Mesela Gültekin Bey ne iş yapıyordu? Size ne iş yaptığını söyledi? Ee, konsolosluk çalışanıyım dedi. Vize bölümünde çalışıyorum dedi. Çok yoğunum dedi. Her zaman dedi uygulamaya giremiyorum dedi. Senin işine uygunsa dedi. Hani Telefonla devam edelim. Konsolosluk çalışanı Evet. Peki siz hiç şunu düşündünüz mü? Ben mi abi hep de her şeyin tersini düşünüyorum, bilmiyorum. O yüzden hmm. merak ediyorum. Şu konsolosluk çalışanı, bakıyorsun adamın eli yüzü de düzgün. E niye konsoloslukta birini bulamıyor da girmiş o siteye? Ee, evlenmek için bir kadın arıyor hiç aklınızdan geçirdiniz geçirdim, mi? geçirdim tabii ki çünkü e aynı şey benim için de geçerli şimdi siz karşınızdakini kendiniz gibi gördüğünüz için sanıyorsunuz ama ki Ama kadınların bazen özellikle çoluk çocuk sahibi kadınların daha kısıtlı yaşamı olabiliyor Hı -hı. ama şimdi bekar adam evlenmek istiyor konsolosluk çalışanı Hı -hı. gayet hoş hani siz ben Hı -hı. görmedim açıkçası arkaya verir misiniz fotoğrafını ben bilmiyorum vardır herhalde Huhu. yani bilmiyorum hani şimdi uzaktan konuşuyorum hani tipini görmedim ama yani niye oradan arasın Aslına bakarsanız çok böyle tipe uygun hani yani tipine göre bir adam seçim şekline de girmedim. Yani hmm. çirkin olması değil aslında. Çok çirkin e, ama çok da güzel Yok, kadınlar var. Öyle demeyelim var. canım ha. Yani mesele zaten dış görünüş değil ki. Erkeğin size güzeli güzel çirkin olmaz diyeyim. Gel erkeklerin tarafından konuşayım hadi. Size hitap etmesi önemli. Aslına bakarsanız bir tek o. Hani belki çok fazla dilbazdı. Benim çok fazla tecrübesizliğim çünkü bu konuda. Hani dediğiniz gibi e, aslen İstanbullu değilim, Almanya'da doğdum, büyüdüm. Burada bir geçmişim hiç yok. Hani o kökten gelen bir şey yok. Benim bir bağım yok. Yani ailem bile hala yurt dışında yaşıyor. Beni buraya tutan tek şey çocuklarım. Anladım. Onun dışında bir şey yok. Anladım. Peki sonra tanıştınız, Hı -hı. E, buluştunuz, Buluştu. İstanbul'dasınız. Tabii. Hı -hı. E, size kaç yaşında olduğunu söyledi. Ha, tabii. Ben şimdi 50'yim, o dönem 49. Ben de dedi ki 47 yaşındayım. Ama tabii ki asla öyle değilmiş. O e, benden 7 yaş küçükmüş. yaşın da çok bir önemi yok ki. Ama o kadar çok yalanın içindeymişim ki. E, çok o kadar... Ben konsolosluk çalışanı mıymış? E, Gerçekte mi? Aha. Değil tabii ki. Neymiş? E, onun ne yaptığını ben de tam bilemedim. Ta ki kandırılana kadar. Yani çünkü karşınızdaki insan size sürekli işte... Konsolosluktayım, çalışıyorum, ee, vize Orası işlerine bakıyorum, ee, yurt dışına gidiyorum. Yani hep bu tarz konuşmalar geçiyor. Yani onun dışında hani başka ne iş yapıyorsun sormadım. Hayır tanıştınız, önce bir buluştunuz. Tabii. Ya, hakikaten merak ediyorum şimdi yani bu çok büyük bir cesaret. Hı -hı. Bak söyleyeyim, Hı -hı. yani bana eğer soruyorsan bilmiyorum bir kere yani tabii bak uygulaması varmış. Yani nasıl tanıştınız onu bilmiyorum ama yani uygulamaya da girmişsiniz tamam mı? Şimdi oradaki adam sana her şeyi söyleyebilir. Tabii. Evet. Diyebilir ki ben oyum, buyum, şimdi bak ki öyle diyorsunuz. Hmm. Şimdi konsolosluk çalışanı insanlar ki aa güzel demek ki değil mi? Hani oraya da seçtiklerine göre. Ondan sonra işte ne bileyim şu yaştayım, ailem şu, şu üniversiteyi okudum, şunu yaptım, bunu yaptım. At kafadan bilgi yarışması yani. Sonra bir yerde buluştunuz. Mesela korkmadınız mı yani? elin adamı hiç tanımıyorsun. Mesela nereye gittiniz? Sonra da bunu aslında sorguladığınız zaman tabii ki idrak yerinde oluyor. Ama o dönem nasıl o düşünülmüyor mu? Tabii ki düşünmüyorsunuz. Çünkü neden Bilmiyorum biliyor ya musunuz? Ya. Karşınızdakini kendiniz gibi görüyorsunuz. Hani çok da ben de kendimi aslında sorgulamıyor değilim. Nasıl böyle bir durumun içine evet. giriyorsunuz? Çünkü hani yanlış anlamayın Hı -hı. asla kınamak için söylemiyorum. Gerçekten hani çok da aklı başında gözüktüğünüz içinde hani herkes bir duysun istiyorum. Yani sonra siz nerede ilk buluşmaya karar verdiniz? Benim oturduğum semte yakın. Nereye gittiniz yani? Bahçeşehir. Bahçeşehir e, yemeğe mi gittiniz? Yemeğe gittik. Orada bir sohbet ettik şeklinde. Paylaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Çünkü yani hani konuştukça aslında diyorsunuz ki ne kadar fikirler aslında birbirine yakın. Bunca zamandır belki diyorum kendimce hani iyi ki de beklemişim. Hani böyle insanlar da varmış. Ama, e, İlk buluşmada onu mu hissettiniz? E tabii ki onu Aynen. hissediyorsunuz. Tesadüftür ki o gün de benim oğlum İzmir'deki oğlum <laughs> bana şaka yapası tuttu. İşte, i̇şte yani değişik bir şaka oldu. Sonra dedi ki kalkıp hemen İzmir'e gidelim işte madem hani öyle bir şey olmuş. Meğer oğlum da bana ayrı bir şaka yaptı. Orada bir onure oluyorsunuz. Yani eksik olan bir şeyi vay be adamın biri geliyor kahramanlık yapıyor size o anda ve o kahramanlık aslında tabii ki boş bir kahramanlık çünkü. E, Aslına bakarsanız adamın işi bu zaten. Evet sonra e, kendisini dediğim gibi konsolosluğa vize görevlisi olarak tanıtıyor. Çok da gözünde iyi bir profil e, çiziyor. Sonra e, daha önce evlenip ayrıldığını 12. sınıf öğrencisi bir kızı hı hı. olduğunu söylüyor. Bu da size uygun geldi anladığım kadarıyla. Hı hı. Ama iki hafta sonra size borçlarından ve para meselelerinden bahsetmeye evet, başlamış. Evet çok bana enteresan geldi. Çünkü hı hı. çok böyle para muhabbeti yapmayı seven bir insan değilim. Onun için e, o bana çok mantıksız geldi şu kadar para alıyorum dedi. Ben ne alaka diye anlamadım çünkü. Hani size maaşını da söyledi. Tabii. Ne ben kadar maaş alıyormuş? İşte 3000 euro maaş alıyorum dedi. İşte evim var, arabam var falan. E, beni bağlamaz ki. Yani bu yaşa gelmiş bir insanın muhtemelen belli bir şeyi vardır. Hı hı. Bana da biri sorsa ben yadırgarım. Sonra size borçlarından bahsetti ve siz de nasıl 2000 o 215 bin lira arabanızı sattınız? Borçlarından şöyle bahsetti bir vergi borcu varmış alması gereken bir arsanın üzerinde bir haciz varmış haciz üzerinden kalkması gereken bir borç varmış. Akabinde bana dedi ki işte hani yanımda birilerini aradı işte kredi almak için ben dedim ki senin kendi araban ve evin var niye üzerine kredi almıyorsun sağa sola aramak yerine ben onları zaten krediyle ödüyorum şu anda öyle bir imkanım yok. Sonra dedi ki e, madem dedi biz hani artık birlikteyiz işte hani kara koca sayılırız veya işte hani evlilik yoluna girdik. E, niye ben senin üzerinden çekmeyeyim dedi. Ben dedim ki benim kredi sicilim iyi değil. Borçlarım var evet ama hani bana vermez zaten banka. Deneyelim dedi benim üzerinden. E, oraları oralara geçelim. Yani hı hı. arabanızı nasıl sattınız yani? Araba şöyle e, araba eski bir arabaydı. Arabanın evet. eski olması sebebiyle o da bana dedi ki gümrükte benim tanıdığım var. E, evet. Arabanı satalım, daha iyi şartlarda araba alalım. Ama yine hep bir kredi olayı, bir para olayı. Döndü, Sonra durdu. siz Nisan 2022'de ilk olarak 215 bin liraya arabanızı satmışsınız. Evet. Parayı da onun hesabına onun göndermişsiniz. Hesabına. Peki dekontu ne yazdınız not kısmına ona göndermek için? Hiçbir şey. Ama hayatım 50 kere diyorum ki bak ben sizin düşmanınız değilim. Sonuçta bu biz bize bu programı yapıyoruz. 50 lirayı artık dekontun açıklamasını yapıyorum. <laughs> ah bir tanem işte ama ben burada size hep ne diyorum. Kime ne gönderirseniz oraya dekontu bizim dilimizle şey olmayacak. Yazın yani oraya. Millete yazışırken vakit buluyorsunuz. Borç değil 215 bin lira. Borç yazın kardeşim ya. Ha sen bana niye borç diye yazdın? Seninle kavga mı ediyor? Ayrılıyor mu? Ayrılsın. Bak keşke o zaman ayrılsaydı. Keşke o zaman gitseydi. Ve bu iki, Nisan 2022'de yani siz hangi ayda tanışmışsınız? Şubat. Hı hı. Mart, Nisan. İki ay sonra arabanızı sattınız hı hı. ve gönderdiniz. Daha sonra 75 bin lira kredi çekmiş. Hı hı. Onu da kız, hesa kız kardeşinin hesabına gönderdiniz. Çünkü dedi dönen. ki benim hesaplarımda sorun var dedi. Sen benim kız kardeşimin hesabına... ...gönder dedi. Ben de oraya gönderdim. Yani kredi çektim. E çünkü işte... ...kredi çekiyorum. Onun adına, yani kendi adıma... ...daha doğrusu ama ona veriyorum. Çünkü neden? İşte bana bir araba temin edecek diyerek. E sonra... ...evinizi niye sattınız ya? Evi niye sattım? Çünkü biz ev alacağız. Ben kendi evimi satacağım. O da güya kendi evini satacaktı. O biz satsaydı git... önce bir... E, yani... ...onun evi de müşteriye çıkmıştı. İşte ben sattım satacağım derken... Onun ev satışı güya benden sonra oldu. Yani siz ikiniz evinizi satıp birleştirip daha büyük bir ev mi alacaksınız? Evet, evet. Sonra siz sattınız. Parayı ben ne yaptınız? E, parayı almadan önce tamamını satış yapmadan önce bir kısmını zaten e, yine kız kardeşin hesabına gönderdim. E, satan Satın alan insanları kapora olarak aldık. Çünkü ka öbür... Beğendiğimiz evle. Biz gittik ciddi ciddi ev baktık. Emlakçılarla oturduk. Pazarlık tamam, yaptık. Tamam ev arıyorsunuz da onun hesabına veya kız kardeşinin hesabına musunuz? göndermenin ne gayesi var? E, hiçbir gayesi aslında yok. Şöyle dedi bana. Hiç ben gayesi yok diyor. E, konsolosluk olarak bana daha yüksek faiz veriyorlar dedi. Tamam para siz yani ne zaman dursun? Ne zaman on... ev bulursunuz? Ne zaman almaya gidersiniz? O da evini satar. O ortaya parayı koyar. O zaman... Hesabınıza yatırırsınız. O, orası öyle ya. Şu, bugün böyle bir şey olsa zaten yani... Bu evleri satmaya gelinceye Hı -hı. kadar sizi yemeğe şuraya buraya götürürken inşallah kendisi mi ödeme tabii, yapıyordu? Tabii. Size ödeme yaptırmadı. Yok. Aman iyi. Bir tane, ya bir de 4, 4 milyon buldum. lirası gitmiş. 4, milyon. 4 milyon. liranın karşılığı kaç milyon Hayır karşılığını hayır yani başta tam yapmış şeyini yani itimat terkin edecek şekilde İkramlarda bulunmuş yani. Can, iyi işte, sizi bağlamış yani. E, ne diyorlar? Hani kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez. Onun için o gayet normal. Onu ben bir bunlar haber çünkü birçok gördük. Evet. Gittiği evet. yediği yemeğin parasını dahi hanıma ödesen nerede? Evet. Da... ilk kahvaltısının parasını ödetmişti ya evet. bir kıza yani. Peki Gülbin amcam ee, bu arada yani hani aileler devreye girdi mi bir isteme oldu mu bir evlilik için bir şey atıldı mı? Benim de ailem yurt dışında. Hani e, görüşmüyor musunuz? Görüşüyorum, e, görüşüyorum tamam. değilim ha. ama e, biz en azından dedik ki hani WhatsApp üzerinden görüntülü konuşalım diye. O bir türlü denk gelmedi. Nasıl denk gelmedi? Hiçbir şey Denk gelmedi zamanım yok bilmem ne bir araya geleceğiz annemler müsait olmadı hatta biz yurt dışına gidecektik annemlerin yanına. Yani o bir türlü denk gelmedi her hafta mutlaka bir bahanesi oluyordu. Siz onun ailesini tanıdınız Aileyle ya. de tanışamadım hani ben çok istekliydim zaten hani bana çok manasız geliyordu. Ben madem bu ailenin bir üyesi olacaksam benim tanışıyor olmam lazım. E peki çok bu adam evli mi, bekar mı? Yani bekar olduğunu söyledim. Bir bakmadın mı hayatım E-Devleti'ne? E-Devleti'ne bakabilmek için T.C.'sini istemem lazım. İstemedin mi? Ee, i̇stedim, istemedim aslında. Yani tanıştığınız birinden... Parayı yolladığınız kişinin kız kardeşi olduğuna emin misiniz? Evet, aynı soy isim. Belki eşi? Or Değilmiş, o sonradan öğrendim kız kardeşiymiş. Hayır şimdi bak bir siteden tanışıyorsunuz ya biriyle. Şimdi adamla da buluşuyorsunuz mesela. Ben şöyle ben de şöyle yapmalısınız. Geldin tamam hoş geldin. Ver bana bakayım bir ev devletinin telefonundan. Ben bir bakayım evli midir, bekar mıdır? Bir de şeyine girersin, sabıka kaydına girersin. Bakarsın, e, sabıka kaydında tehdit var, dolandırıcılık var, güveni kötüye kullanma, taksirle yaralama, banka veya kredi kartlarını kötüye kullanma. Ya şüpheli olarak karıştığı olaylar. E şimdi mesela o gün o yemeğe gittiğinizde keşke Bahçeşehir'de niye almadınız mesela bunu? Niye istemediniz? Bunları biliyor olsaydım zaten şu anda şu koltukta oturmazdım. Bir, hani mi? düşünmez miydin? Yani düşünmedin hiç düşünmedim. Allah hiç kötü Allah. bir niyetim yoktu ki. Ama bunun kötü niyetle ne alakası var arkadaşım? Benim de kötü niyetim yok. Zaten kötü bir şey olmasın diye. Ver bakayım sen bana hediye Al sen benim hediye devletimi. Ver sen bana hediye devletini. Ama bence usul, bu çok güzel evet. bir uygulama yani insanlar için. Çünkü anlamadığım bir şekilde artık nüfus kağıtlarının üzerinde bile medeni hali falan yazmıyor. Niye yazmıyor onu da hiç anlamıyorum yani. Bence yazmalı. Bak utanıyor insanlar. Ya bizim bu toplumumuzda şu utanma denen şeyi ya bunlardan utanılmaz yani. Bu insanın kendini korumasıdır. Ben bir internet sitesinden biriyle tanışıyorsam tabii ki onun hakkında bilgi sahibi olacağım. Niye Niye ben bunu istemekten utanayım ki? Utanma gibi düşünmeyin Müge Hanım. Yani ben bunu utanma diyerek zaten öyle düşünmedim. Ötesini düşünmedim. Bu kadar korkunç bir şey olabileceğini düşün. Düşünmedim yani, düşünemedim. Düşünemediğim için şimdi nasıl kendimi suçlayabilirim ki? Ya şu anda dur, şu düştüğüm durumu İçine girdikten sonra siz bir geriye sarıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben ne yaşamışım ve nasıl bir kafayla yaşamışım? Yani benim bu duruma düşme sebebim nedir? Yani ben bu kadar aciz bir insan mıyım? Hani sevgisizlikten bu kadar mı öldüm de birinin peşine, lafına sadece istinaden inanarak gittim? Ya düş düştüğüm durum hakikaten çok aciz bir şey. Aciz ha, biri değil ya. değilim ki. <laughs>